gel. 160 mıydı? Çarşamba günü meleğin davası var. Evde olan fakir, gelsin. Fakir, fakir. Bizim meleğin. Ne davası var? İşte bizim şeyde açtığımız davayı. Şubat'ta değil mi? Şubat'ın 7'sinde. 7'si daha bozuldu değil ama. Yaşam, hadi bir dakika. Fakir bu, fakir bu. Şöyle ne zaman? Ama içinde de benim var. 160. günü. Biz buralarda yağmur, soğuk, kış, kıyamet demeden süründürüyorsun. Bu kadar vicdanın sızlamadı mı? Biz burada dilenmeye gelmedik. Hakkımızı istemeye geldik. Hakkımız için geldik. Sen bu kadar aciz misin yoksa bu kadar vicdansız biri misin? Ben öyle düşünmüyordum ama gün geçtikçe senin vicdanın sızlamadı. Ben annen yaşında bir kadınım. Biz o sıcakta, kışta, kıyamette çalıştık. O zorluklarla çalıştığımız parayı şimdi de zorluklarla mı alacağız? Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Hiç mi sızlamıyor o kadar? Vicdanını eline koy, biz hakkımızı almaya geldik. Hakkımız olanı biz dilenmeye gelmedik. Dilenecek olsaydık bu kapıda dilenmezdik. Başka kapıya gideriz. Biz hakkımızı, arın terimizi, el emeğimizi için buradayız. Bak vicdanını eline koy, bizim hakkımızı ver. Biz buradan çekilelim. Yani biz burada eğlence yapmıyoruz. Anan yaşında bir kadınım ben. Bak binlerce kişiler zorluklarla buraya geldik. Bu kadar. Edip. Herkese merhabalar. Bugün 160. günümüz. Buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Haklarımızı alasıya kadar. Arzu Şentürk bize manevi tazminat davası açmış 100 TL'lik. Arzu Hanım, biz size 100 TL ya da 200 TL verelim. Gelin bu davadan vazgeçtin. Maalesef ki bu ülkede hak aramak suç olmuş. Hakkımızı aradığımız için durmadan bize davalar açılıyor. Bütün siyasi partilerin kapısını çaldık ve maalesef ki hiç kimse bize yardımcı olmadı. Önümüzde bir seçim var ve bütün siyasi partilere şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bu 39 işçinin kapısına gelip de oy istemesin. Çünkü size oy falan vermeyeceğiz. Bu sorunu çözün seçime kadar. Kim bizim sorunumuzu çözerse oyumuzu ona vereceğiz. Arzu Hanım, senin gururun, onurun zedelenmiş, bize 100 TL para açtın. Senin onurun, gururun varsa bizim yok mu? Sen bizi işten çıkarıldın, sendikadan dolayı çıkardın. Bizim maaşımızı vermedin, tazminatımızı vermedin, mesai paramızı, seneliğimizi vermedin. Peki bizim de onurumuz, gururumuz yok mu? Biz zenginin var da bizim onurumuz, gururumuz yok mu? Biz işçi kadınlar olarak onursuz muyuz? Biz maaşımızı istemek hakkımız değil mi? Bu mu bizim hakkımız? Direnişimizin 160. günü ilk beni işten attın Arzu Şentürk. Bariz bir şekilde sendikal faaliyet yürütmekten dolayı benim iş hakkıma son verdin. Yaklaşık 6 aya geldi, yaklaştı direnişimiz. Buradayız, burada olacağız. Senin jandarman polisin, senin yargın sana işleyebilir ama bizim inancımız, bizim direncimiz de bize işliyor. Biz hiçbir şekilde tavizsiz bir şekilde geri dönmeksizin bu eylemimize devam edeceğiz. Ta ki ne zaman hakkımızı aldık, bu eylemi böylelikle sonlandıracağız.